Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Diyarbakır'ın meşhur meftune yemeğini yapacağız. Tarifimize öncelikle sumak suyumuzu hazırlayarak başlayacağız. Genişçe bir kasenin içerisine yarım su bardağı tane sumağımızı alıyoruz. Şimdi üzerine aşacak kadar sıcak su ekleyip sumağımızın rengini ve lezzetini vermesi için yaklaşık yarım saat 45 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Şimdi yemeğimizi pişirme işlemine geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra iri doğranmış yarım kilo kuzu kol etimizi ekliyoruz. Arkadaşlar, bu yemeği yaparken kuzu etinizi tercihe göre kemikli veya kemiksiz her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi etimizi yüksek ateşte yaklaşık 5 dakika kavuruyoruz. Etimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Ocağımızı da kısığa alıyoruz. Ve kısık ateşte etimiz suyunun tamamını çekinceye kadar yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Etimiz pişerken biz de yemeğimizin sebzelerini hazırlayalım. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı soyup iri iri olacak şekilde doğruyoruz. Doğradığımız patlıcanlarımızın üzerine biraz tuz ekliyoruz. Ardından üzerine aşacak kadar soğuk su ekleyip acı suyunun çıkması için yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Etimizi kendi suyuyla beraber yaklaşık 40 dakika pişirdik. Şimdi iri doğranmış 4 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Ardından 3 adet iri doğranmış sivri biberimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Etimizi biberimizle beraber de yaklaşık 3-4 dakika kavuralım. Şimdi yemeğimize 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da etimizle beraber birkaç dakika kavuruyoruz. Ardından domatesimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Domatesimizle beraber etimizi kısık ateşte yaklaşık 5 dakika pişiriyoruz. Şimdi yemeğimize biraz tuz ekleyelim. Şöyle dipten bir karıştıralım. Ardından patlıcanlarımızı ekleyelim. Ve son olarak da hazırladığımız sumak suyumuzu ekleyelim. Arkadaşlar,
arkadaşlar, sumağımızı da sıcak suda beklettikten sonra ince delikli bir süzgeçten süzdük ve o şekilde kullandık. Yemeğimiz de artık kaynara düştü. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Yemeğimizi kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Yemeğimizi patlıcanımızla beraber de yaklaşık 1 saat kadar pişirdik. Lokum gibi pişti. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve yemeğimizi servis edelim. Diyarbakır'ın efsane lezzetlerinden biri olan meftune yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.